günün keyifli yorumcusu sizsiniz bugün, görüyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle bir tebessümle beni takip ettiğiniz 2-0'lık bir galibiyet. İlk yarısı biz devralısında Erman Hoca ile de konuştuk. Çok üretken olmayan iki takımın da bir ara 20. dakikaydı yanılmıyorsam şut yoktu. İsabetli evet. Değil, şut yoktu hocam. Öyle bir görüntüdeydi. İkinci yarıda bir tane Larin'in ilk yarıda çok 35. dakikada Marcao'nun kaptırdığı ya da çok kötü bir geri pası verdiği pozisyonda net pozisyonu var. İlk yarının en net pozisyonu. İkinci yarıda maçın kırılma anı Cagney'in kırmızı kartı 59. dakika. Sonrasında Josef'in 79'da gelen golü. 90+1'de artık biraz da riskleri almaya başladığı bölümde Galatasaray'ın Enkudu'nun kaydettiği golle 3. derbi maçı galibiyeti. Yani evet. Beşiktaş adına, Sergen Yalçın adına çok önemli bir istatistik bu. 38 puan yaptı Beşiktaş. Karagümrük maçı var hafta içinde. Çok önemli bir derbiyi daha galibiyetle kapatmayı başardı siyah beyazlar. Çok değerli bir galibiyet. Şöyle Sergen için tabii ayrıca değerli. Görünen o ki derbilerdeki oyunlar, skorlar gösteriyor ki Sergen Hoca kendine ve takımına derbilere çok iyi hazırlıyor. Bugün de ilk yarısında çok başarılı olmamasına rağmen Beşiktaş tarafı yakaladıkları net bir pozisyon var. Ortada giden bir maç. Dediğiniz gibi Cagney'in oyundan atılışı derbide büyük rakibe karşı çok büyük bir dezavantaj, çok büyük bir talihsizlik Galatasaray adına. Ondan sonra De Souza'dan mükemmel bir ayak içi gördük. Belki de maçı koparan vuruş oydu. O ara böyle nasıl kontrolü olacak de, gol. Vuruşu da çok çıktı değil mi? Galatasaray iyi kapandı o bölgelerde. Yani bir yan topta, hareketli bir yan topta ayak içiyle yaptığı mükemmel bir vuruş. Ondan sonrasında da zaten oyun tamamen Beşiktaş'ın lehine döndü. İkinci golde işi bitirdi. Ancak orada bir sıkıntı var. 2-0'dan sonra Beşiktaş'ın verdiği bir iki tane pozisyon var. 10 kişilik bir rakibe karşı ne olursa olsun rakibiniz Galatasaray. Biraz daha kontrollü, biraz daha dikkatli ve konsantrasyonunu bozmayacak şekilde oynaması lazımdı Beşiktaş'ın. O konuda herhalde Sergen Hocam oyuncularını uyaracaktır. Çünkü kazandığın zaman bile hatalarını görebiliyorsan o zaman şampiyonluk yolunda büyük yol kat ediyorsun demektir. Oyunun genelinde De Souza genel olarak zaten derbilerde olsun, genel olarak hafta içinde kupa maçında da oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın bir havası değişiyor. Beşiktaş böyle topu De Souza sayesinde dinlendiriyor, yön değişikliğini yapıyor, oyuna bir hakimiyetini koyuyor. Bugün de De Souza'nın Beşiktaş için çok değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Montero Vida fazla hata yapmadılar geride. Vida'nın gelişinden beri hakikaten Beşiktaş defansında ciddi bir hem yenilen gol sayısı olarak hem verilen pozisyon olarak evet. Ciddi bir gelişme var. Onun da mutlaka dikkatini çekmemiz lazım bu konuda. Rozier'in zaman zaman bu maçta da yaptığı bazı hatalar var. Biraz daha dikkatli olmalı. İkinci kartı bir kart, da yakın oynuyor. Karta yakın oynuyor. Biraz daha böyle kontrollü, daha dengeli olmasında fayda var. Larin'in o kaçırdığı gol olacak şey değil. Yani orada yani o topu avuta atmak daha zor. Hocam. Aslında vuruşu iyi yapsa gol olacak da orada bir daha çekip Marcao'nun boş kaleye yuvarlayabilirdi. Evet, değil mi? Değil. Rea'nın sevdiği gibi hemen sonra çekecekti. 14'te 3 şut Beşiktaş'ın, 6'da 2 şut Galatasaray'ın, ceza sahasında topla buluşma Beşiktaş'ın 23, Galatasaray'ın 13. Bu istatistiklerde tabii Beşiktaş'ın üstünlüğü ölçü değil Ender. Çünkü eksik kalan Galatasaray'ın pozisyon üretmekte zorlanması bu istatistikleri doğurdu. 60'a 40 olacak arkadaşlar o. Evet. Buyurun hocam. Yani genel olarak istatistiklerde Beşiktaş'ın üstünlüğü var ama bunun öncelikli sebebi tabii ki Galatasaray'ın eksik kalması. Aha. Artı bir de hafta içinde oynanan keyifli kupa maçları vardı. Ben Beşiktaş maçındaydım. Oldukça Rizespor'un inanılmaz bir alan kapatması, inanılmaz bir mücadelesiyle oyun çok kafa kafaya gitti. Her iki takımın da hafta içi oynadıkları maçlar, kupa maçları, yorgunluğu dolayısıyla bu maçı da kazanamama telaşı oyunun ilk yarısını biraz böyle sakin birbirini yoklayan iki takım halinde gördük.
golü bulan işi götürecekti açıkçası. Beşiktaş da golü buldu. Tabii bunda eksik kalması da Galatasaray'ın çok önemli ama Beşiktaş'ın derbileri kazanmayı bilmesi, ayaklarını yere sağlam basması şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj. Evet, Levent Tüzemen'e döneceğim hemen. Levent abi, neden kaybetti Galatasaray? Nerede hata yapıldı? Cagney'i bu sonucun sebebi olarak görebilir miyiz? Tabii görebiliriz. Yani oyunu iki önceden değerlendirmek lazım. Bir Cagney'e kadarki bölüm, Cagney'den sonraki bölüm. Yani Galatasaray ilk yarıda Beşiktaş'ın zaten Fatih Hoca maçlar evvel dedi hızlı hücum eden, geçiş oyunlarını başarılı yapan bir takıma karşı dikkatli olmayız. Reha Hoca da yayındaydı. Galatasaray daha alan savunması yapıp ayağa pas yaparak, topu rakibe vererek, geniş alan vermeyerek oyunun ilk 45 dakikasını doğru oynadı. Ve bu süreç içerisinde Galatasaray adına 3 tane pozisyonları kırılacak 3 tane pozisyon var. Larin'in kaçırdığı pozisyona bir daha seyrederseniz ben kayda almıştım. Bir daha seyrettim. Top zeminde sekiyor. He. Ayağından dolayı vuramıyor. Yoksa normal olsa gol yapar onu. Öyle hafif bir sekme topu yukarı gidiyor. Çünkü Larin gibi bir adam onu kaçırmaz. Bir daha seyrettim. Bir daha bakım gelecek şimdiyken zeminden sekiyor. Şimdi Galatasaray'da çok kritik bir pozisyon. Bir atakta Marcano'nun vuruşunu Atiba doğal bir refleksle ceza alanı içine girip kale içine girip topu çıkarması. Bir tanesi taçtan bir topu önüne alan Cagney'in topu şut atmayıp sağ yanındaki arkadaşına vermesi Oğuzhan'a. Evet, ya maçı, üzerinde. Maçın kader anlarından biri. Futbolda bu paylaşımcı asist yapmak da pas vermek de çok değerli diye düşünüyorum. Bir de 20. dakikaydı. Rozier'in yaptığı faul sonrası çok az adamla Galatasaray kontratağı yakalamış. Belki de golle sonuçlanacak bir hata. Cüneyt Çakır durdurdu kart vermek uğruna. Bu da son derece yanlıştı. 60. dakikadan sonra maçın içerisine ben şöyle söyleyeyim. Luyendama tercihini Fatih Hoca'nın doğru bulmuştum. Çok da iyi oynuyordu. İyi de oynadı. Ama bir şey söyleyeyim. İki tane ölümcül hata yaptı ya. Birincisi ıskaladı. O kadar ikincisinde iyi bir ilk yarıdan topu kaptırdı. Sonra. Yani ben ne diyeyim Ender? Şimdi bu seviyedeki oyuncu. Çok enteresan. Şu iki tane teknik direktör var burada. Böyle bir adam var. Gövdeli stoperiniz var. Maçta iyi oynuyor. Evet. Hava toplarını vermemiş. Topu oyuna doğru sokmaya özen gösteriyor. İlk yarının belki oynarken, de en iyi oyuncusuydu Galatasaray'da. Evet. Bir ıska gol. 10 kişi kalmışsın zaten. İkincisini de kaptırıyorsun 2-0 oluyor. Yani 2-0'lık sonuçtan sonra Galatasaray zaten 1-0'dan sonra dönemezdi. 10 kişi var. Çok zor. Direnç olarak hoca demişti arada. Güçlü olman lazım. Beşiktaş zaten fizik olarak güçlü bir takım. Yani Galatasaray'dan daha da bir güçlü. Etebo ile Taylan'la bu işleri doğru yaptılar. Ama senin elinde sorumluluk almanın bir belan da var. İnanılmaz toplar kaptırdı. Çabuk oyun oynamadı. Geriye dönüyor. İleri dönmüyor. Yani Galatasaray'ın artık bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Galatasaray'ın belanlarının yerine iyi bir oyun kurucu bulması lazım. Yani belanda öyle bu iş olmuyor ya. Bu oyuncuya yatırım yapması, 3 gol attı diye onun mirasını yememesi lazım Belanda'nın. Yani bakın mesela Mesut Özil alıyor. Sen beğenmedin mesela. Sezon başında Galatasaray Souza transferi vardı. Beğenmedin Souza, seni yine yaktı. Fenerbahçe maçını 1-0 kazanmışlardı. Türk Telekom'da kafayla gol atmıştı. Evet. Souza gibi iş ahlakı düzgün olan, çok çalışan, mücadele eden gelen bütün Beşiktaş'ın orta sahası topladı. Çıkar Souza'yı çok zorlanır Beşiktaş. Yani inanılmaz bir katkısı var. Feyyaz Hoca da onu söyledi. Yani gerçek şu, Galatasaray doğru oynadı ama Cagney gibi bir profesyonelin o topu kafa mesafesine vurduktan sonra ayağını kırsa kart olmaz, sarı olur. Ama tutuyorsan, adamın başına vuruyorsan kırmızı olur. Yani bunu ki insanlar belki yanlış değerler, kırmızı. Kırmızı olur, adamın kafasına vurursa yaralayıcı hareket. Değil mi? Kafasının üstünden benim ölçüme göre kırmızı bir hareket. Ama oyun içerisinde her takım aynı yaptığı için ayak basmaları es geçti Cüneyt Hoca. Çok ayak basmaları oldu. Çok oldu. İnanılmaz oldu. Çok yani. Oldu. Çok. Ama ben Cüneyt Çakır'ın bu maça atanması konusunda şüpheleri vardı Beşiktaş. Özellikle Erol Kaynar'ın, bizim Erol abinin şüpheleri vardı. İyi maç yönetti. Birazdan bağlanacak Erol abi. Tabii yani bir mutlaka ki bir yorum yapacaktır. İyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Sadece tek hatayı Galatasaray yaptı. Skart uluslararası seviyede Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemin avantajdan daha büyük bir kural olabilir mi ya? Sen niye kesiyorsun? O zaman belki de Beşiktaş'ın oyun planı değişecek Galatasaray öne geçse. Pozisyona bak. Bakacağız. Çok net pozisyon yani. Dolayısıyla ama bu Galatasaray için bir mazeret değil. Galatasaray büyük takım. 10 kişi kalsa dahi oynaması bilecek. Nitekim Beşiktaş 10 kişiyle derbi kazandı Kadıköy'de. Tabii. Bunu kabul etmemiz gerekir. Demek ki Beşiktaş fizik olarak iyi çalışıyorlar.
daha güçlü oyunculara sahipler. Orta sahasıyla belki durdurdun ama sonuçta bu 10 kişi kalmanın bedelini ağır ödedin. Doğru Sami ve Luyendama. Burada bir Jack ne hatalı, ikincisi Luyendama. Sen kendi ülkenin milli takımında oynuyorsun. Böyle absürt iki tane ölümcül hata olur mu ya? Yani bir defa Galatasaray mesela hala Luyendama diyor. Luyendama bu performansıyla, bu sorumsuzluğu, yani bu türlü havaliyle hareket edecekse hatalarıyla Galatasaray'ın işi var demektir ligin ikinci yarısında. Evet, galibiyetten dolayı çok mutluyuz diyor Enkudu. Bu galibiyet önemliydi. Maça konsantre başladık. Sağ şartları istediğimiz futbolu oynamaya izin vermedi. Maçı hak ettik, mücadele ettik. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü benim ya da başkasının atması önemli değildi demiş Enkudu. Rea hocam, hep soruyoruz ya, ilk sorular öyle oluyor. Beşiktaş neden kazandı? Galatasaray neden kaybetti? Yine o klasikle evet. Başlayalım. Ben sağ içine geleyim. Yani şimdi farkı yaratan farktır değil mi Ender? Şimdi şöyle özetleyeyim ben. Sağ dışında Fatih Terim açıklamalar, mesajlarla uğraşıyor. Diğer tarafta Sergen Yalçın direkt konsantrasyonu takıma, galibiyete, takımda ne olup bittiğine, kimi nasıl oynatırım, kimden nasıl, hangi oyun formasyonunda oynadığımda etkili iyi bir oyun çıkar. Şimdi teknik adamları bakalım sağ dışından sağ içine yansımasını. Bununla beraber sağ içindeki farklılıklar ne sağ dışından sağ içe geldiğimizde? Bir tarafta fizik kalitesi çok yüksek, ikili mücadelelerde ayakta kalan Beşiktaş. Diğer yanında fizik kalitesi iyi olmayan, ayakta kalamayan birebir mücadelelerde Galatasaray. Sağ içinde şiddetli koşuları yapan Beşiktaş, şiddetli koşuları yapamayan, hızlı koşuları yapamayan bir Galatasaray. İstek, arzusu, coşkusu, takımdaşlığı çok iyi olan Beşiktaş. İstek, arzusu, takımdaşlığı bu maç üzerinde iyi olmayan bir Galatasaray. Sağ içinde galibiyet için çıkan bir Beşiktaş. Galatasaray mağlup olmamak için çıkan bir Galatasaray. Bununla beraber en temel faktörlerden biri de Beşiktaş'ta iki tane taşıyıcı kolon var. Biri Atiba, biri Josef. Bu kolonların üzerine bu sırt sezon başından beri verildi. Atiba bugün çok iyi pas organizasyonunu sağladı takımın. Yani çok az pas hatasıyla oynadı. Diğer yandan Josef bütün ikili mücadele kazanıp, yani o taşıyıcı kolon olarak ekstra gitti ve de maçın kırılma anı golünü attı. 1-0 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Diğer yerden de baktığımızda Galatasaray takımının orta sahasında o taşıyıcı kolonların hiçbiri saha içinde iyi performans vermedi. Diğer yandan hücumda ne kadar üretken olmasa da Beşiktaş oyuncuları çabaladı. Çabaladı bir şeyler yapmaya. Belki çok pozisyon maç 0-0'a aynı şekilde Cagney atılıncaya kadar çok üretken olmadı ama Beşiktaş yine saha içinde çabaladı, istekli. Üretkenlik anlamına belki çok fazla bir şey de gösteremez ama Beşiktaş ciddi anlamda zorladı. Top ayağındayken agresif, saha içinde organize olduğu Galatasaray kalesine gitti. Diğer yandan top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmeyen bir Galatasaray vardı. Sağ içinde Belhanda, sırf Belhanda değil, Olcan, Cagney, Arda'nın hücum performansı çok kötüydü. Bu kadar kötü olunca Şener Adı sakatlandı çıktı. Martin Lines, solda Saraç hücuma bile çıkamadı. Aynı şekilde orta sahaya Etova ve Taylan, iki tane altı numara dedik. Onlar da ne defansif ne ofansif görevlerini yerine getiremedi. Genel olarak da hak eden, maçı isteyen, maçın doğal sonucu da hem sağ dışından Sergen Yalçın niye hazırladığı bir takım sağ içine, tempo ritmiyle, hızlılığıyla oyuna verdiği sağ içindeki savunma ve hücum reaksiyonlarıyla bir Beşiktaş var. Diğer yönden sağ içine hücum ve savunmada reaksiyon vermeyen, sağ dışından Fatih Terim'in sağ içine iyi geçiremediği, hazırlamadığı bir Galatasaray ortaya çıktı. Böylece hak eden Beşiktaş 3 puanı kazanmış oldu. Enkudu diyor ki İngiltere ve Fransa'da bu tarz maçlar oynadım. Kazanmak çok güzel. Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız. Ama şampiyonluk konuşmak için henüz erken. Erman hocam. Efendim hocam. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yendi. Cagney 59'da atılarak maçın kaderini mi belirledi? İlk yarıda bize pek bir şey vermeyen bir derbiden bahsettik. İkinci yarıda neler değişti? Josef'in golünü beraber seyrettik, çok beğendik.
Nedir sizin bu maçla ilgili aklınızda kalan, ya bu maç şöyle bir maçtı, şöyle oldu, bu damga vurdu diyebileceğiniz satır başları neler hocam? Çok fazla uzatmadan söyleyeyim. Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Fatih Terim böyle giderse Galatasaray'a zarar veriyor. Seneye de kalırsa, yeni bir yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir bu gidişle. Şimdi bugün iki takıma bakıyorum. Hani diyorlar ya, birisi Kartal, birisi Aslan. Aslan'a bakıyorum abi, miskin, kafası düşmüş. Böyle oynayayım mı, oynamayayım mı? Birisi koşuyor, birisi gidiyor. Kenardaki Aslan'ın başındaki adama bakıyorum, o da hikaye. Öbür tarafta Kartal'a bakıyorsun, nasıl parçalarım diye. Sağda koşan 11 tane adam. Yandaki teknik direktörü de heyecanlı, hırslı. Birisi havasını, hırsını kaybetmiş. Birisi yeni başlayan bir adam. Hiç öyle hakem, makem, bilmem ne demeden çıktılar. Galatasaray'ı çatır çatır yendiler. Öyle atılırsan, takımını 10 kişi bırakırsan filan. Böyle adamları oynattığın müddetçe ki, diyecek teknik adam, bana bunu getirdiler. Fatih Terim bazı konularda bıktırdı artık. Onu söyleyeyim çok net. Galatasaray'a da zarar veriyor. Tamam, şimdiye kadar yaptıkları hakikaten iyi. Ama bundan sonra yeni gelecek yönetimde Galatasaray'da Fatih Terim'den, yani Fatih Terim'in karar vermesi lazım. Fatih Terim ya sahadan çıkacak, üste çıkacak bir yere, sahaya girerse gelecek teknik yönetim için, gelecek adamlar için her zaman bu tip şeylerle karşılaşır Galatasaray. Beşiktaş'ın galibiyet pozu bu arada. Beşiktaş'a bakıyorsun, Sergen heyecanlı bir adam. Sergen'den bir program yaptığımızda, ya hocam dedi ya, Anadolu'da çalışıyorum, güzel de dedi. Ya çalışıyorum çalışıyorum. Hani bazıları kızıyor işte, Sergen geç geliyor, erken gidiyor filan. Ya hocam dedi, bir yere geliyorsun dedi, bir yerde tıkanıyorsun dedi. Türkiye'de büyük takım çalıştırmadığım müddetçe bir yere varamam ben. Bu büyük takımı da çok seri çalıştırmam lazım. Eğer çalıştıramazsam da bu işi bırakırım dedi. Çok net söyledi bunu. Eğer büyük takımlardan birini çalıştırmazsam veya milli takımı, ben bu işi bırakırım. Anadolu'da bu iş çok zor. Abi dedi, yani olmuyor dedi. Ben dedi, gelirsem bir an evvel geleyim. Bir an evvel gelmezsem de zaten fazla da mücadele etmeye gerek yok dedi. Adam bu kadar netti. Yakaladı. Yakaladı. İyi gidiyor. İyi. Aferin, devam etsin. İki adama baktım. Birisi doymuş. Birisi artık doymuş. Çok fazla böyle evet, hırs, beyanatlar, bilmem neler falan. Öteki aç. Sağdaki futbolcusu da aç. Bakıyorsun. O da ısırmaya geliyor, parçalamaya geliyor. Senin sahadaki futbolcuların da 2-3 tanesi oynuyor, 4-5 tanesi böyle emekli memurlar var ya, onlar gibi oynuyorlar abi. Emekli adamlar gibi oynuyor Galatasaray'da bazı oyuncular. Hırs yok, o söküp alma. Yok hırs. Ama bu balık baştan kokar. Böyle yönetim, bilmem ne, bittim, yalnızım, öldüm filan dersen takımında tabii yalnız olur abi. Bakıyorum, şimdi Galatasaray şu maçtan bir puan alırsa Beşiktaş'a yazık olur da. Olur ya, futbolda var. 10 kişi kaldı, dakika 80, bir tane kıstırdı, bitirdi. Yazık olurdu ya. Beşiktaş'a yazık olurdu. Çıktılar, çatır çatır yendiler abi. Arda... Daha da farklı olurdu. Çatır olabilir. Çatır yendiler. Arda, kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyun başa baştı. İstediğimiz gibi de gidiyordu. Deplasmandayız. Berabere gittikçe oyun ya? Bizim için açılacaktı diyor. Demek neydi? Ki berabere götürme fikri soyunma odasından çıkarken ön plandaymış. Berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmemize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. Çünkü 3 gün sonra bir maç daha var diyor. Denizli maçı var 3 gün sonra. Ya neyin deplasmanı abi? Beşiktaş'ta artık seyirci yok. Neyin deplasmanı abi? Ben onu anlamadım. Şimdi demek ki bu Galatasaray'la, bu Beşiktaş, bir de Beşiktaş seyircisinin önünde oynasa demek ki 60'ta falan paramparça olur abi. Bir de seyirciyle. Dış sahada oynanan, dediğiniz gibi dış sahada oynanan oyunlar var. Deplasman her takım için bitti. Arda'nın yürüyecek hali yok ya. İki top yaptı, kaçtı. Arkadaki adam duman oldu. Şimdi bazılarına yük çok bindi. Bazılarına hiç binmedi. İki stopere iki büyük hata yaptılar. Biri gol oldu, biri olmadı. Larin o golü erken atsa daha farklı işler olur. Senin santrforun olmayacak şekilde atılıyor. Niye atılıyorsun ya? Yani Galatasaray baştan kokar ya, balık baştan kokar. Galatasaray'ın balığı Fatih Terim'den sonuna kadar kokmuş durumda, onu söyleyeyim. Yönetimde, yönetimde, VDV'de böyle dışarıda tartışmalar, kavgalar, münakaşalar basana olursanız bu duruma gelirsiniz. Dışarıdan hocam içeri giremiyor, doğru mu? Sahaya giremiyorlar. Abi sahaya. Böyle bıdı bıdı ile futbolcu etkilenir ha. Tabii.
teknik adamın yönetimi falan tartışıyorlar ya basının önünde. O ne atıyor, o bilmem ne yapıyor, o böyle olur mu diye. Kart gören görmeyen herkese biz bir aileyiz. Bir birlik beraberlik mesajı vermeye gayret etmiş Arda Turan. Layık olduğumuz liderliğe yine döneceğiz. Bunu telafi edeceğiz demiş. Hani Cagney'e de biraz sahip bu kafada giderlerse adına. Zor olurlar yani. Bu kafada giderlerse çok zor işleri. Ha yani oyuncu alırlar, 2-3 oyuncu alırlar, şekil değişir ama bakıyorum şekil değişecek pozisyonu yok aslında. Yani bir ışık var mı? Bakıyorum sağından bakıyorum, solundan, üstten bakıyorum yok. Beşiktaş'a bakıyorum her geçen gün biraz daha koyuyor üstüne. Her geçen gün. Her Beşiktaş'a başına bakıyorum bir şeyler daha yapıyorlar. Gelişim gösteriyor değil mi evet, hocam? Her geçen gün bir şey var. Her geçen günde Galatasaray'da bir şey yok. Bol bol beyanat veriyor başındaki adamı. Yönetim ona cevap veriyor. O ondan konuşuyor. Ona sallıyor. Devam etsinler. Orada kalırlar. Feyyaz hocam şimdi tabii Sergen Yalçın için de bu sezonun başında, yani geçen sezonun bir bölümü de var ama bu sezon takımla beraber başladı. Bu derbi galibiyetleri hem genç bir hoca olarak özgüven kazanmak hem de tabii puanları almak anlamında farklı farklı anlamlarda çok değerli bir artı hanesine yazan şey. Şimdi Sergen Yalçın'ın da sezon başında bazı söylemleri oldu. Burada hatta eleştirdik, konuştuk. Transferle ilgili söylemler oldu. Yani bu enteresan sezonda diyeyim ben. Covid vesaire şu bu transfer dönemleri şaştı. Her şey birbirine girdi. Gitgeller oluyor. Sağ içinde de sağ dışında da. Biraz bu anlamda da bakarak Sergen Yalçın için artık her şey çok daha farklıdır diyebilir miyiz? Sergen Yalçın ve Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı için. Önü açık diyebiliyor musunuz artık? Ender zaten Sergen Yalçın imzayı attığı gün tribünde yani neredeyse 20 bin kişi vardı. Evet. Yani Sergen'in zaten inanılmaz bir kredisi var Beşiktaş camiasında. Türk futbolunda aynı kredisi mevcut. Ben ilerleyen dönemlerde Sergen'in burada yeteri kadar başarılı olduktan sonra diğer büyük takımlarda da görev alabileceğini düşünüyorum. Teklif geleceğini düşünüyorum en azından tanıdığım Sergen'e. Sergen şeydir biraz Ender. Yani şimdi çok rahat bu. Yani derbileri kazandın helal olsun falan de Sergen'e şimdi git. Ya ne olacak ya abi işte kazanıyoruz işte falan der sana. Yani çok da böyle büyüten bir adam değildir. Yaptığı işi küçülten değil. Zaten büyük işler yapıyor. Yani futbolculuğunda da öyleydi. Futbol zekasıyla ilgili zaten genelde konuştuk. Yani hakikaten hamlelerini, ne bileyim takımı hazırlamasını, birebir futbolcuyla ilişkisini iyi yapan bir teknik adam olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü oyuncular hakikaten tezahürat yapmış ona. Beni duygulandırdı arkadaşlar diyor. Yani sonra oyuncuların kalbine gidebilecek bir adamdır. Böyle kendine has esprileri, kendine has tarzıyla oyuncuları mutlaka etkilediğini düşünüyorum. Hepimiz oynadık. Reha da oynadı, hocam da oynadı, Levent abim de oynadı. Yani teknik adamı olan sevgi mutlaka sahaya pozitif olarak yansıyacaktır. Sergen'in burada hedeflerinin biteceğini düşünmüyorum. Eğer tabii ki onu Sergen belirleyecek ama bu sene itibariyle şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Derbileri kazanmak demek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj demek. Çünkü rakiplerini yeniyorsun. Yani 6 puanlık, 9 puanlık maçları kazanıyorsun. Beşiktaş'ta ilk defa görev alan, büyük takımda ilk defa görev alan bir teknik adam için bunlar tabii ki özgüven kaynağı. Bu sadece Sergen'in kendine olan güvenini değil, Beşiktaş camiasının Sergen'e olan güvenini de arttırıyor. Bu şekilde devam ederse sezon sonuna kadar iyi bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Şampiyonluk olmasa bile Sergen'e en az birkaç yılda mutlaka fırsat verilmeli. Bu sezon tabii ki yönetimin de kendi iç sıkıntılarıyla alakalı olarak transferde yapılan gecikmenin tabii ki onlara da bağlamak yanlış olur ama mesela Rozier'in, Gezal'ın, De Souza'nın, Abubakar'ın geliştiğinden sonra gün ve gün demin de hocamın söylediği gibi her gün üstüne koyan bir Beşiktaş gördük. Yani her geçen gün daha iyiye giden bir Beşiktaş gördük. Demek ki transferde biraz daha erken davranılsaydı belki sezon başındaki o krizi de yaşamayabilirdi Beşiktaş. Ne olursa olsun şu anki takımda tabii ki yönetim de gereğini yaptı. Sergen de mutlaka gereğini yapacaktır. Hiçbir şekilde hiçbir başarısını çok fazla abartmaz.
çok doğal karşılar. Bana göre de Sergen'in en büyük avantajı bu. Sergen'i zirveye götürecek olan onun karakteri, onun huyu bu şekildedir. Ben de bunda çok fayda göreceğini düşünüyorum Sergen'in. Peki. Çok böyle kibirlenmez, böbürlenmez. Yoluna devam eder. Sergen Yalçın bizim için iyi bir galibiyet oldu diyor. Taraftarı yanlarında hissettiğini vurguluyor. Ve puan farkını arttırmanın yine avantajını vurgulamış. Pozisyonu koruduklarını vurgulamış. 38 puana çıktı. Puan farkı da 5'e yükseldi. Şimdi Levent abi, sen de konuşmanın bir bölümünde dedin ki işte Luyendam'a ilk yarı işte farklı bir performans, sonra iki majör hata. Galatasaray'da Emre Akbaba gibi, Luyendam'a gibi, Belhanda gibi aslında potansiyelleri çok iyi olan ama oyun kaliteleri çok düşen isimler var. Bunlar birden fazla. Hani bir tane olur, iki tane olur. Bazı oyuncuların form düşüklüğü olması doğaldır ama bu oyuncuların sayısı artmaya başladı. Oysa bunların seviyesi belli bir şeyin üzerinde, çizginin üzerinde. Bunu neye bağlamak lazım? Çok fazla bireysel performansı düşen oyuncu var. Yani bence Galatasaray'da iyi oyuncular var ama kaliteleri sınırlı olan oyuncular da var. Ya şimdi yani Etabo çok üst düzey bir oyuncu, bir Fernando değil. Sağ tarafa Omar aldın, oynamıyor. Yaptın bir Mariano değil. Yani sol tarafa bir Nagatomo değil Saracı. Biraz kalitede düştü diyorsunuz. Düştü tabii yani. Level aşağıya düştü. Şimdi bazı oyunculardan daha üst düzey alman lazım, verim alman lazım. İşte anlatıyorlar. Ben de buraya yazdım. Aynı şeyleri söylüyorum. Mensah, Josef, Abubakar, Rose, Gazel, Montero. Larin Ersin. Larin'i gönderiyordu sezon başı Beşiktaş. Kulüp bul diyordu. Mensah Kayseri'den geldi, yıllardan beri oynayan Mensah. Josef sakattı, niye alındı diye tartışıldı. Abubakar sözleşme şartlı yapıldı. Rose kiralık, ayağa kalkıyor. Enkudu bu oyuncuları oynatması gerekiyor. Burada kadro mühendislik olsa Galatasaray hata yaptı. Net söylüyorum. Yani Galatasaray şimdi Oğulcan iyi adam ama Galatasaray çok kalite verecek bir oyuncu değil. Kabul edin yani, bu böyle bir oyuncu değil. Ya sıradan bir oyuncu ya. Normal sana girer oynayabilir ama ekstra bir şeyler vermez. Emre Kılıç da sana ekstra bir şeyler vermez. Sen o bölgelerde Rodriguez'le, oyuncularla oynadın. Yani bunlarla pozisyonlar ürettin. Sen daha evvel şampiyon olduğun kadro anlayışından uzaklaşıyorsun. Benim algıladığım bu. Yani söylüyorum işte. Galatasaray'ın kadro kalitesi düştü diyorsunuz. Luyendam'ın eksikliği bu zaman. Luyendam'a geçmişte de oynarken bu hataları yapan bir oyuncuydu. İyi oynarken birdenbire yani sütleri döken ineğe benzeyebiliyor bir tekmeyle. Ki biz ilk yarıda hani ya benim tamam ama yani en göze batıyor orta dediğim sahada kim iki majör hata yaptı yani. Fernando ile Ndiaye ile oynadın. Geldin burada şimdi sen Taylan ve Etebo ile oynuyorsun. Taylan'ın yanında iyi birini monte etmen lazım. Kreatif bir oyuncu olacak. Fernando gibi oyunu iki yönde de oynayabilecek, topu daha iyi kullanacak. Belanda, ya bu Belanda ile bu kadar uzun sözleşme yapanlar bence çok suçlu ya. Feguli daha bir yılı var Galatasaray'da. Bunlardan kurtulamıyor ki Galatasaray takımı. Yapacağın transferler ne? Şu anda Galatasaray takımı 4-5 transfer yapamaz. Ekonomik açıdan yapamaz. Böyle bir durumu söz konusu değil. Ama yani bu takımın... Liste verdi şekilde, ama Fatih Hoca. Ya verdi ayrı bir konu ama bu takımı yenilemek lazım. Bu yenilenme ne zaman olacak? Mevcut yönetim büyük bir para harcamak istemiyor. Yeni yönetim geldiği zaman ne yapacak? Mayıs ayında kimin geleceği belli değil. Bu konuda da ciddi çalışmalar var. Ama mesela sezon sonu hocanın sözleşmesi bitiyor. Belki gelen yeni yönetim devam etmeyecek. Evet, Galatasaray takımı sosyal sigortalar emeklisi gibi. Şimdi emekliler diyecekler ki ulan bize ne çatıyorsun? Ben de emekliyim de onun için. Şimdi bir şey söylüyorsun ama kavgalar. Aman hocam sen dikkat et hocam. Aman hocam sosyal sigortalar emeklisi. Aman hocam sen dikkat et hocam. Emekli, biz emekliyiz, niye bize konuşuyorsun lan? Ben de emekliyim, konuşuyorum yani. İyi de hocam. Emekliyle yani çalışan bir mi? Galatasaray'ın topçular hakikaten emekli gibi ya. Bazıları. Ya bazı salla maçlar, başını al maaşını oynuyorlar. Sen de övdüğün maçlar oynadı Galatasaray. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı İyi oyunlar ortaya koymadı mı iyi oyunlar? Sıkıntılı evet. Oyunları da oldu. Evet. Çok iyi oyunları da oldu. Evet. Yani bir dengesi yok. Oyun evet. Dengesizliği ama var. Ama Beşiktaş bazı oyuncuların performansını yükseltirken Galatasaray o gelse bir tabii, şey oldu. Bazı oyuncular daha aşağı gitmeye başladı. İşin de tuhafı. Mesela Belanda'ya bakıyorsun Gençler Birliği maçında. Diyorsun sahanın yıldızı. Gidiyor kupa maçında
performansı kötü. Bu maçta yok. Yani Galatasaray'daki oyuncuların bir istikrarı yok. Performans istikrarı yok. Beşiktaş'taki futbolcularda takımdaşlık var da. Tabii. Galatasaray topçularda herhalde arkadaşlık var. Arkadaşlar Galatasaray'dakiler ama Beşiktaşlılar takımdaşlar, onu görüyorum. Birisi ötekinin arkasını kapatıyor, onun arkasını kapatıyor, onu kapatıyor. O ona basıyor. Galatasaray'da bakıyorum. Akın dönüyor top. Böyle yürüyerek gidiyor baba. Görüyorum bu taraftan adamı. Böyle, vallahi öldürürüm. Şimdi kaleye şut attı Emir Akbaba. Yani sanki daha isteyen, söylüyor. Daha tutkulu, coşkulu. Evet. Yani koşmuyor Beşiktaş, geri adam. Hani Beşiktaş bu maç için değil. Beşiktaş Konya maçı. Bana göre o milattı. Konya deplasmanında farklı. Fatih Hoca 10 kişi kalmaya sonra vurgu yapmış. Tabii, Real tabii. Hocam. Yani güzel bir de en son isteyeceğiniz sen 10 kişi kalmak diyor. Ve hiç kolay değil. Rakip Beşiktaş. Yani yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadık diyor. Var mı ikinci sayfası bunun? Doğru, kolay yani. Markanın geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Larin'in pozisyonunu söylüyor hoca. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik ya vuramadık ya doğru seçim yapamadık diyor. Yani defansif tedbirleri ön plana aldıklarını yalnız görüyoruz burada da. Tabii canım, Galatasaray, yani. Galatasaray'ın bu görüntüsü 70-30 oynayan takımlar da var. Alabilirsin ya, bu ayıp bir şey değil ki. Değil. Her maçın ayrı planı vardır. Evet. Yani bu, her maçın hikayesi diyen sen değil mi sorucu olarak? Kesinlikle. Misal Donk'la da başlayabilirsin. Gayet bir üçlüyle de çok defansif başlayabilirsin. Her maçın ayrı planı vardır. Orada Fatih Hoca'nın dediği de doğru. Şimdi 40 dakika 10 kişi oynamak Beşiktaş gibi canlı, dinamik, atletik bir takıma, coşkulu bir takıma kolay değil. Bir de böyle hata yaparsa Luyendama iki tane. Tabii. Bu goller kaçmaz. Levent abi bireysel hata tabii zaman zaman olacak. Ama esas bireysel hata böyle olmaz hocam ya. Esas bu kadar gel git, oyun gel git olmamalı. Tabii, yani şampiyonluğa oynayan bir takım kırmızı kart iki maç çok iyi oynuyor. Bakıyorsun burada dövüyoruz. İki maç çok kötü. Üretkenlik yok, istek yok, coşku yok, plan yok. Evet. Ama Re hocam bir şey söyleyeceğim. Bak Sergen Hoca ne dedi her zaman? Geçen hafta Hatay'da oyunda kart gördü Wellington. Önemli değil dedi. Bizde 10 yaşındaki oyuncumuz var orada. Bak. Şimdi girenler Mensah oyuna giriyor. Değil mi? Çıkanlar Gezal'la şey çıkıyor. Oğuzhan çıkıyor. Oyunu alabileceği Enkoduyla, 6 tane 7 Mensah. Tane 7 tane oyuncusu var oraya alabileceği. Evet. Galatasaray'da Taylan'ın alternatifi yok. Var mı hocam? Yok yok. Yok. Etobo alternatif değil. Galatasaray'da Fegül'ün alternatifi yok. Ama Beşiktaş'ta var. Bak Abubakar denilen sakatlık sorusu olan bir oyuncu Beşiktaş'ta haftalardan beri kesintisiz oynuyor sana. Ama Jack de sana bunu oynamıyor. Falcao denilen bir adamla hiç faydalanmıyorsun. Hiç yok yani. Bir de Beşiktaş'ın mesela ters gelen yönü ne biliyor musun? Türkiye Ligi'nde en atletik, en fiziksel kalitesi iyi takım şu anda Beşiktaş. Doğru. Galatasaray ondan da zaten ters geldi. İkili mücadele, hep ayakta kalan Beşiktaş takım var. Saha içinde ne yaptı bu? Daha fazla öne itti. Kazandılar, öne çıktılar. Hocam Galatasaray'ın, Lucescu'nun ikili sesli Galatasaray'a benziyor bu. Bozan kısmı buydu Beşiktaş'ın. Peki bir yandan da oyuncu değişikliği var. Kaç oyuncu değişti? 5. Hocam. Niye daha evvel değiştirmiyorsun? Böyle arsada Galatasaray takımının yürüyecek hali yoktu bazı oyuncuların. Niye girmiyorsun devreye? Burada Erman Hoca haklı. Belanda'yı çıkartırım ben devrede. Adam gol yiyorsun bilmem ne yapıyorsun oyuncuyla. Tam hamle yapacaktı. Daha evvel yap. Oyuncun gitmiyor, yürümüyor ya.